Terapi Platformu'nun hazırlamış olduğu Chicago Talks'ların bir yenisine daha gecikmeli de olsa teknik aksaklıklardan dolayı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neredeyiz şu anda? Workshop Tango Kupede'yiz ve rejide Metincan Sarıbey'e var. Öncelikle bizi burada ağırladığı ve destek olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Tango yolculuğunda Türkiye'nin tango yolculuğunda içinde bulunduğu topluma ve topluluğa değer katmaya dönük veren ilk kuşak tangocularından, tango eğitmenlerinden birisini bugün ağırlıyoruz. Kendisi makine yüksek mühendisi ve işinden kalkıp buralara kadar geldiği için öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Atilla Arslan. Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Metin arkadaşımıza da bu güzel kafeyi açıp tango dünyasına burayı kazandırdığı için ayrıca teşekkür etmek isterim. Çok hoş, güzel bir yer olmuş. Gelmek isteyenlere öneririm. Az evvel bir tane de çikolatalı şey içtim, çok güzeldi. Elinize sağlık. Evet, size ben şey vereyim, sorular soracaksınız zannediyorum. Evet, sorularımızı birlikte şekillendireceğiz diye bakış içinde gitsin. Ama önce sizi bir tanısınlar çünkü Türkiye'de de sizin kendi içinizde bir tango yolculuğu aslında tango müzikleri dinleyerek daha 97'lerde Türkiye'ye tango gelmeden önce başlamış bildiğim kadarıyla. Onu biraz oradan yola çıkarak biraz özetlerseniz. Tamam. Tabii herkes gibi benim de birkaç tane farklı şapkam var. Onlardan biri tango hayatının bulunduğu şapka. 1993 yılında meşhur koreograf ve bale sanatçısı Sait Sökmen'le dans hayatına başladığımı söyleyebilirim. Etiler'de bir yeri vardı. Aynı zamanda Gaye Sökmen eşi. Orada manken ajansı yan taraftaydı, bu tarafta da dansın verildiği bir mekan vardı, çok güzel bir mekan. Orada biz salsa, rumba, pasodoble, rock'n'roll, cha-cha ve Avrupa tango dediğimiz şeyi öğrendik. Yani o zaman o benim tango zannettiğim şey Avrupa tangoydu ama şimdi hatırlıyorum, oradaki adımlar ve ritim mevcut bizim şu anda bildiğimiz tango bunun ritimleriydi, ilkel haliyle. Yani değişen bir şey yok. Dans görünüşü biraz farklı ama yine de ritim olarak, aksak ritim olarak, ağırlıklı olarak değişen bir şey yok. Buna doble tempo diyoruz biliyorsunuz, tango dilinde. Onun için 93'e başlayan o dans hayatım hemen hemen her gece İstanbul'daki dans olmayan mekanlara giderek sürdürdüm. Sonra 95-96 civarında bizim Ümit İris meşhur bir tango hocasıdır. Panosyan'ın öğrencisi. Panosyan Atatürk'ün zamanından kalan bir dans hocasıdır. 1920'lerde, 30'larda dansı ilk Türkiye'ye getiren kişidir. Onun öğrencisi Ümit İris'in Armada Oteli'nde yapmış olduğu dans gecelerine katılmaya başladım. Geçen hafta bir konuğumuz Seval Uğur'un partneri. Evet. Seval de çok keyifli danslar yaparlardı. Hem onları izlerdik o gece, hem o gece dans edilirdi. Sadece tango yoktu. Tango vardı, salsa vardı. Rumba vardı, pasodoble vardı, mambo vardı, evet. Birçok dans vardı ve onun içerisinde biz zaten ben biliyordum dansları. O danslarda bayanlar, erkekler, devirlere dans ederdi. Çok güzel zamanlardı. Sonra tangonun gerçek anlamda yapıldığı yer, yani milyonu da sayamayız ama başlangıcı olan yer Çetin de Ayşegül'ün şov yaparak dans ettikleri, Ayşegül Betin, Çetin Cengiz dans ettikleri tarla başının üstünde
Şimdi yerin adı Irish Cafe. Irish Pub veya Irish Cafe diye bir yerde. Julio Iglesias'ın tango parçalarıyla, Nina'nın, Nirvana'nın tango parçalarıyla dans ederdik. O zaman bizim bu bildiğimiz Pedro Lavrens, Osvaldo Pugliese, D'Avienzo falan onları bilmezdik, dinlemezdik. Tesadüfen belki o parçaların bazıları tesadüfen o kasetlerde çalardı o zaman, kaset çalardı netice itibariyle. Orada tam tango çaldığımız bir şey var, tam tango dans ettiğimizi zannettiğimiz bir yer var. Orada pasodoble yoktu, salsa yoktu, merengue yoktu, diğer şeyler yoktu. O ilk tangonun filizlendiği yer diyebiliriz aslında orası için. Şimdi Serdar Hoca da gelsin, o da muhtemelen başka bir şeyden bahsetmeyecektir. Fakat o bizim düzenli tangoyu bildiğimiz halinden uzaktı. Yani nedir bizim düzenli tango? Gerçek Arjantin tangonun sistematiği. Yani ders, pratik ve milongaların olduğu üç bacak ve aynı zamanda tangonun elementleri. Yani yürüyüşler, kadının dengesi, erkeğin dengesi, ondan sonra crosslar, boleolar, sakaralar, hemen de yani o bildiğimiz tango elementlerinin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Sonra arkasından Arjantin çiftler gelip yavaş yavaş bunları vermeye başladılar. İşte böyle ufak tefek dersler aldı arkadaşımız Ayşe Gülserler falan. Ardından 1997'de Metin Yazır'ın Türkiye'ye gelmesi ile bu tango sistematiği tam oturdu. Hem tango elementlerini öğretti, hem milongayı, hem de pratik yapılması gerektiğini. Biz dolayısıyla haftada üç günü bu işin içerisinde kendimizi bulduk. Şimdi Serdar Hoca da tam karşıya geçti, oturdu. Evet. Kendisini de yayındakiler gibi belki aynadan kendisini görüyorlar. 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 Evet. Evet, neyse. Ondan sonra ve bu sistemin içerisinde dans etmeye başladık. Ders almaya başladık. Ardından biz milonga geceleri oluşturmaya başladık. Marmara Yelken Kulübü'nde. Sonra oradan çıktık efendim. Taksim'de mühendishane diye bir yerde milongalar yapmaya başladık. Falan böyle gelişmeye başladık. Sonra bir sürü bu vesileyle de eğitim vererek birçok da öğrenci yetiştirdik. Yani öğrenci yetiştirmek demeyelim de tam bu yaygınlaştırdık diyelim. Yani bu öğrenci... Tanju Yıldırım da var. Tabii Tanju Yıldırım, tabii tabii. Gayet iyi. Tanju Yıldırım, Ayşe Gülbetir, Serdar Sundar. Anne, Sara... Sara Handeli. Handeli, ne var evet. Ondan sonra Tanju'nun... Dolayısıyla böyle bir grup vardı. Bu grup başladı. Sonra ona eklentiler oldu ve grup büyümeye başladı. Sonra Aydoğan Hoca vardı. Aydoğan katıldı. Sonra Eskişehir'den arkadaşlarımız katıldı. Ankara'dan arkadaşlarımız katıldı filan. Böyle gittikçe yayılmaya başladı. Yani Türkiye böyle bir su damlası gibi yayılmaya başladı. Oradan işte tüm bugün geldik. İşte kaç yıl oldu? 97, 24 yıl daha şimdiden oldu. Çok sıkıntılı değil mi? 90'lardan yeni yıl. Daha 85'lerde hatta daha öncesinde böyle tam bu dostluk derneği gibi değişik dernekler aslında oluşumlar da var. Var tabii yani tam bu müziklerini dinleyenler, CD'lerini, kasetlerini, plaklarını dinleyenler çok önemli insanlar var. O konuda Serdar Sundar çok daha detaylı bilgiler verir. O şey biliyor, o insanları tanıyor ve o kişilerle daha yakın temas içerisinde dolayısıyla bir gün Serdar Hoca'yla da yaparsanız bu konuşmayı, o size de o geçmiş bilgileri daha iyi bir Fehmi Akbiller, ondan sonra bir sürü isim var orada tabii o döneme ait. Koleksiyonerler, tango sevenler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mütevelli eğitimde çok meşhur kişiler var tabii. Şu anda ismini hatırlatmam gelmiyor ama Serdar Hoca biliyor onu hepsini.
Ya ben daha ziyade tam bu müziğini sevdiğim için, dansını sevdiğim için, işin içerisinde kendimi buldum aslında biraz. Sonra da otomatikman yine Serdar Sular'ın beni ittirip kaktırmasıyla eğitmen olmak zorunda kaldım. Size de bahsettim ya. Yani dedim ki ya ben dedim, dans ediyorum, ders alıyorum metin geldiği zaman. Yani ders kim verecek? Dedim ki Serdar sen vermezsen kim verecek? Kim var ki dediğim. Aslında kısmen doğruydu. Yani kendi ortamımızı oluşturmak, kendi müziklerimizi koymak, kendi sevdiğimiz insanları kendi mekanlarımıza davet etmek için bu gerek ve şart bir şey. Orkestra da aynı durumdaydı o zaman. Yani Türkiye'deki bu canlı orkestra kısmı da sıktı. Yani var olanlar da dinleniyordu sadece yoksa bir orkestra oluşumu da oluyor muydu? Aynı ya bir tango orkestrasından o dönemde bahsetmemiz tam mümkün değil. Özdenen Kuyutürk, tabii ki babası Necdet Kuyutürk ten almış olduğu müzik bilgisiyle, tango bilgisiyle bir orkestrasyonu vardı yani, tango yapan bir orkestrasyonu vardı. Ama tam tango tadında ve tango formatında değildi. Daha sonra bizler danslarımızla gelişirken Özdenen Kuyutürk de kendi orkestrasıyla, Okotango'yla geliştirdi ve belirli bir noktaya kadar getirdi. Milongalarda çalar bir milonga orkestrası vardı. Son atak arkasında birçok orkestra arkadaşımız bu işe girdi. Fakat maalesef işte bu salgın bu işi durdurdu. Zaten tam da zor bir iştir. Çok çünkü toplumun çok küçük bir kesimine hitap eder tango. Sadece danstan bahsetmiyorum. Sadece danstan bahsetsek sonsuz dans var. Yani halaydan en uç ateş dansına kadar birçok dansı sayabiliriz. Tango bunların içerisinde bir spektrumda bir kesit yani. Ama kuvvetli bir kesit. Yani dünya mirası olan bir kesit. UNESCO dünya mirası. Zaten Arjantin bunu öneye koydu ve kabul ettirdi yani. Evet. Dolayısıyla da tüm dünyaya mal olmuş, tüm dünyada kabul edilmiş, dans edilen ve dilini bilmediğimiz insanlarla karşılaştığımız zaman bir milonga mekanında dans edebileceğimiz bir dans ve birbirimizi anlayacağımız, birbirimizle dost, ahbap, arkadaş olabileceğimiz bir dans haline dönüştü. Tüm dünyada bu böyle şu anda. Yani tam da biliyorsanız dünyada herhangi bir şehre gidip, büyük şehre gidip orada bir dans mekanına gidip orada hem tango yapabilirsiniz, hem içki içebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Evrensel bir dil, hem insanlarla dost, ahbap, arkadaş olursunuz. Çok sosyal dışarıdanıkçeniz, lokal arkadaşlarınız olur bol bol. Dolayısıyla tangonun inanılmaz sosyal bir tarafı var. Bu sosyal tarafını bilen birçok insan da milongalarda mesela çok bankacı vardır, eczacı vardır, doktor vardır, mimar vardır. Ne bileyim yani meslek dalları, sigortacı vardır. Bir yandan bu onlara pazar verilir. Yani, biz mesela tangoda tabii ki kadın erkek vardır. Dolayısıyla insanların birbirleriyle tanışması ve birbirleriyle yakınlaşması hadisesi vardır. Bu yakınlaşma çok egzotik ve erotik değildir. Çok masumdur. Çünkü ağırlık dansa ve müziğe olan ilgidir. Bu masumluktan dolayı da çok güzeldir bu arkadaşlık. Çünkü gerçek anlamda birbirini tanıdıktan sonra nereye yürüyecekse yürür. Biz bu vesileyle çok arkadaşımızı evlendirmişiz. Çok evlenen insan var. Çok kişi evlendirdi. Çok boşanma olmadı yani. Çok az kişi boşandı. Keşke boşanmasaydı. Sen de Türk'ün yolculuğu nasıl oldu? 12 kişi yola çıkıyorsunuz Tango Türk'le ilgili galiba. Serdar Hoca'yla siz mi kaldınız şu anda? Nasıl bir yolculuk? Evet, evet. 12 kişi yola çıktık. Şimdi Serdar Hoca, ben, Alemdar ve Ebru Eskişehir'de. Biraz bu biraz 4 kişi kaldı gibi. Tabii tangonun içerisinde biraz şey var, görünmez hırslar var. Bunu kötü anlamda söylemiyorum, pozitif anlamda söylüyorum. Şöyle ki, ben sanatçı olacağım, ön plana çıkacağım duygusu vardır tüm sanatlarla. Dolayısıyla
eğitim alan bir kişi boynuz kulağı geçer mi? Yani öğrenci, öğretmenin geçeceği yerlerden biridir bu tam. Aslında bu bile öğrenilecek bir şey. Kendisinden daha iyi birini evet, yetiştirebilmek o ve onun hocası olmak kesinlikle değerli bir şey. Çok çok bana göre çok değerli. Hatta öyle olabilse öyle bir şey olduğu zaman o hocanın doğrudan keyfine yani bu noktaya gelmesi lazım. Bana göre hissin bu noktada olması lazım. Bakın benden daha iyi oldu diyeceksiniz. Öyle yetiştirdim ki, öyle iyi yaptım ki benden daha iyi. Dolayısıyla da insanlar kendi okullarını açmak, kendi ortamlarını oluşturmak, kendi dans sistematikleriyle yürümek istiyorlar. Bunu da engelleyemezsiniz, bir şey de diyemezsiniz. Normaldir. Bir yandan da faydalıdır da. Çünkü herkes aynı yerde oturmuyor. Dolayısıyla tango pastasını geliştirmek ve büyütmek açısından da pozitif bir şey. Mesela Kadıköy'ün bu bölgesinde işte Metincan arkadaşımız buradaki halkı bir nişanlıyor. Buradaki halka yaygınlaştırıyor. Efendim bizler diyelim ki ben karşıdayım, ben oradaki bölgede yaygınlaştıracağım. İşte Tanju bulunduğu Göztepe bölgesinde yaygınlaştırıyor. Taksim'de olan arkadaşlar orada. Dolayısıyla bu biraz pozitif bir şey. Yani evet, işte Tango Kovus'ta bunu bu şekilde yaygınlaştırıyor. Mesela yani, evet, sizin de yaptığınız, aynen öyle, yaptığınız bu şey. Evet. Tango Diyarbakır'da var, Erzurum'da var, Samsun'da var, İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de, yani Elazığ'da, geçenlerde bir yerde daha duydum, Van'da, yani Türkiye'nin her yerine. Bununla ilgili aslında benim bir düşüncem de var, bir projem de var. Bunu da ilk defa burada açıklamış olayım. Avrupa Birliği'nin katkılarını alarak Türkiye'de gençlerin ve kadın erkeğin böyle muhafazakar bir toplumda gelişmesini yaygınlaştırmak ve sağlamak üzere bir proje yapmak lazım. Şu anda görüşmeler sürüyor. Belirli bir yere geldikten sonra zaten tüm paydaşları, eğitmenleri bu konuyla ilgili tüm Türkiye'deki eğitmenleri davet etmeyi düşünüyoruz. Ve bu hem Türkiye'ye büyük bir katkı sağlayacak, hem maddi bir kaynak sağlayacak, hem Türkiye'nin sosyal kültürünü geliştirecek, kadın erkek kültürüne damga vuracak bir proje olabilir diye düşünüyoruz. Evet, bu böyle bir projede bunun değdiği alanlar açısından bakarsak, mesela bir yanında Türkiye Dans Sporları Federasyonu da var mıdır? Ya da nasıl olur orada ilişkiler, nasıl olur birbirinin değerler mi yoksa ayrı bir koldan mı yürür? Hepsi farklı bir şey. Geçmişte mesela soruyu bir başka şeyle daha hani düşünce yapımı özetlemek için söyleyeyim. Mesela TEO diye bir Serdar Hoca'nın da içinde bulunduğu bir dernek kuruldu ve bir süre devam ettirdi. Sonrasında mesela o dernek oluşumuyla ilgili tam gelişmeleri bilmiyoruz ama şu anda galiba canlılığını sürdürmüyor. Yani bu tip oluşumlarda ne nereye değer, onun birazcık bize resmini çizebilir misiniz? Tamam. Yani projenizi. Şimdi sondan başlayayım. Tanro Eğitmenler Organizatörler Birliği TEO'yu Serdar Hoca, ben, Aydoğan, Tanju, Selim Yuna, 7-8-9 kişi kurup İrfan, Hasan Doğan'da. Yani 7-8-9 kişi kurduk sonra bunun tam o eğitmenleri ve organizatörleri tarafından sahiplenilmesini istedik. Ve birkaç tane toplantı yaptık, Türkiye çapında toplantı. Dediğim gibi Diyarbakır'dan Eskişehir'e, Samsun'dan Antalya'ya kadar birçok insan oraya geldi, çok eğitmen geldi. Benim de yürüdük amaçlardan biri aslında Futbol Kulüpler Birliği gibi Futbol Federasyonu'nun karşısında bir varlık olabilmek ve karşılıklı diyalog geliştirebilmek idi. Ama o varlığını şu anda sürdürmüyor. Federasyon ise yani devletin yapısı çatısı altında olmak üzere kurulmuş bir sistematik olarak gözüküyor. Fakat bu federasyon tek değil biliyorsunuz.
Milli Eğitim Bakanlığı da var. Yani birçok arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı sertifikasıyla bu işi yürütüyor, yapıyor. Dolayısıyla federasyonun esas amacı yarışmalar, sporcular yetiştirmek, yarışmacı yetiştirmek. Bu şu anda böyle birbirinin içerisine girmiş gibi gözüküyor. Tango ve salsa açısından ve diğer dans konuları açısından. Federasyon bunu kendi içerisinde çözecektir. Kendi içerisinde yapılanmasını sürdürüyor. İşte yarışmalar yapıyor ağırlıklı. İşte Türkiye Kupası, bilmem ne, yurt dışına katılıyor falan. Biz daha ziyade sosyal tangoyu temsil ediyoruz diyeyim size. Bu sosyal tangoyu temsil etmek için bu teorinin yürürlükte olması iyi olabilirdi, güzel olabilirdi. Ha şu anda yürürlükte değil ama yine canlanabilir, evet. Bunu da illa biz yapmak zorunda değiliz. Yani ilk tangoyu Türkiye'ye ilk getiren, ilk başlatanlar bunu da başlatmak zorunda değil. Genç arkadaşlar bence böyle bir şey yapsınlar, biz de içerisine bulalım, katkıda bulunalım. Zaten yola çıkarken Ayhan Hoca'yla da konuşmuştuk, o söylemişti hani tek bir hocanın, tek bir oluşumun tek elinde olmasın diye biz iki sene sonra yönetimi devretme kararı baştan almıştık çok diye söylemiştik. Nitekim onu yaptı. Evet. Nitekim onu yaptı. Evet, şimdi peki bu projenizle ilgili yine hazırlıklarımız devam ediyor. Ya, ona biraz sürpriz mi olsun yoksa biraz daha bahsetmek ister misin? Hayır, orada şu anda biraz ilerlesek hazırlık yaparız yani. Zaten tam hocam biraz sonucu yaşar. Peki Tango Türk yolculuğu işte kaç senesinde kuruldu Tango Türk? 1999'da. 1999'da. Ondan sonra ben de Serdar Hoca orada ya, teyit almak için onun gözüne bakıyorum. Acaba evet evet mi diyecek diye, evet evet diye başını salladı. Evet. Sonra peki organizasyonları da içine girdiniz aynı zamanda değil mi? Yani evet, sadece eğitim kısmıyla sınırlı kalmadı. Uluslararası tecrübeleriniz oldu aynı zamanda. Biraz onları paylaşır mısınız? Çok keyifli festivaller yaptık aslında. Uluslararası festivaller yaptık. Hangi tarihte başladığımızı tam söyleyemeyeceğim şu anda ama yaklaşık 10-12 tane falan festival yaptık arka arkaya. Sonra bu salgın tabii bu işi kesti ve biz de durdurduk. Yani hem Milan Armada'da yapmış olduğumuz pazartesi günü ve geçmişim cuma günlerde yapıyorduk. Milongalarımızı durdurduk. Hem de festivalleri durdurduk. Çünkü burada bir sosyal sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Ve kalabalık ortamlar oluşturamaz. Yani Türkiye'de gerçek anlamda, dünyada bu iş sonuçlanmadan biz buna girişmek istemiyoruz. Neler oldu o uluslararası, galiba bir tanesinde 40 ülkeden bu yaptığınız zamanlar 40 ülkeden gelenler olmuş değişik yerde. İstanbul'a geldiler, İstanbul merkezde oldu galiba. Evet, İstanbul tam bu ülkelerde diye bir festivalimiz vardı. Darphane'de yaptı, sonra Tophane'de yaptı, sonra Suarı'da yaptı. Yani binlerce kişinin katıldığı, çok doğal akışında olan, keyifli, dünyanın işte dediğimiz gibi 40 ülkesinden, belki daha fazla ülkesinden katılımcıların geldiği, çok zevkli, tam bu zamanları yaşadık. 5, 6, 7 çift eğitmen getirdik Arjantin'den, orkestralar getirdik Arjantin'den. Sonra dediğim gibi yani, arkadan gelen başka eğitmenler ve organizatörler de benzer şeyleri sürdürdüler, devam ettiler. Bu bayrak yarıştır, bayrağıları aldılar. Bu bizden sonra onlar yürüdüler, onlar yaptılar. Yani her şeyi sonsuza kadar biz yapacağız anlamına gelmiyor. Bizim amacımız parlatmak, ortaya çıkarmak, filizi ortaya çıkarmak, parlatmak ve artık onun kullanılabilir haline gelmesi sağlamak. Bugüne kadar ki misyonumuz hep böyle gitti. Şu anda da öyle devam ediyoruz. Otellerden, büyük otellerden, otellerin balo salonlarından balıkları kaldırmayı nasıl başardınız? Yani orada iki tane şey var, trik var. Birincisi, evet, itiş bakış balo salonundaki halıları kaldırmak. Bir yöntem. Diğer yöntem de halının üzerine parke çakmak. Yani o
Dolayısıyla iki yöntem de yok, tekrar kullanabilirim ben de falan. Yani maliyetler tabii. Maliyetler. Yani yüz binlerce euroluk maliyetlerle yürüttüğümüz festivaller var. Oldu. O zamanlar hiç sponsorlarınız da oldu mu? Oldu. İlk 3-4 tane festivalimizde ciddi sponsorlarımız oldu. Daha sonra bunun böyle otomatik olarak belki yani insanlar tanıdıktan sonra sponsor ihtiyaç olmadan yürüyeceğini düşündük, bekledik. Çok da sponsor aramadık. Ama bu işler sponsorsuz olması biraz zor. Sponsor olsa çok güzel olur, çok da doğru olur. Evet, sponsor. Bir de ileride tabii Avrupa Birliği projesi dediğimiz şey, o da yeni bir kapı açacak. Aynı zamanda finansal olarak da para edilecek bir mekanizma da muhtemelen oturacaktır, beklenir. Peki, şimdi uluslararası bir festival düzenlemek aynı zamanda ve oradan sanatçılar getirmek, bunların her birinin birer maliyeti var ve bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmeleri bildirip uzmanlar hazırlıyor. Tam da dünyasından böyle avukat görevli insanlar bunlara destek veriyor. Nasıl oluyor buradaki işler, bu organizasyonlar? Evet, Uşaklı'yı çıkartıp avukat çakası takıyoruz. Uşaklı'yı çıkartıp tam Uşaklı'sı, Uşaklı'yı çıkartıp Akademi'nin çakası takıyoruz. Her şey biziz yani. Avukat da bizi, sözleşmeyi de biz yapıyoruz, görüşmeleri de biz yapıyoruz. Yani biz hayır hayır, her şeyi biz yapıyoruz. Kendinize. Evet. Hatta ilk zamanlarda ben size komik bir şey söyleyeyim. 1990'lı yıllarda biz tanımıyor ilk başladığımız dönem, ilk eğitmenleri davet etmeye başladığımız dönemlerde Arjantin'de hocalar İngilizce bilmiyorlar. Şimdi yeni nesil biliyor, herkes biliyor da. O zaman diyor, biz gittik İspanyol öğrenmek zorunda kaldık. İspanyol kültürü gittik. İspanyolca öğrendik. Ve bunlarla öyle görüşmeye başladık. Yani, bu bir azim ve kararlılık. Evet, evet. Yani ders, mesela derse giriyor çağız. Hadi kim çevirici? İspanyolca bulmanız lazım. Yani İspanyol tutup şey yapmıyorsunuz. Bir materyaller bizim getirdiğimiz tercüman getirmiyorsunuz ama kendiniz onu öğrenmişsiniz onunla. Böyle, böyle zamanlar yaşayacak. Sonra tabii onlarda da genç nesil değil, nesil değişiyor yani. Mesela Pablo Verón, Gustavo Naveira'dan tutun, ardından başka nesil yani onların çocukları yani o mesela onların çocukları artık bu işleri biliyor yani o neslin çocukları. Bu dili İngilizce biliyor, herkes İngilizce biliyor. Dolayısıyla artık şu anda sorun kalmadı dünya çapında. O bir kısmı da İngilizce öğrenmek zorunda kaldı. Evet, siz yurt dışında festivallere tabii tabii. Yunanlılar, Balkan ülkelerinin bütünü, Orta Doğu, Lübnan, Lübnan falan gördük. Bütün o ülkeler zaten İstanbul'a geliyordu yani. Yoktu ki öyle bir şey yani oralarda. Nerede vardı? İtalya'da vardı. Hollanda'da vardı. Fransa'da vardı. Almanya'da vardı. Evet, Fransa'da zaten Paris'e geçişi yani. Fransa'nın o altın çağı dönemler açısından evet. Paris zaten evet. Bir epicenter olmuş durumda. Amerika'da var, New York'ta. Biraz stilleri farklı. Amerikan tangosunu biraz Arjantin tangosundan farklı düşen bir yanı var sanki. Yani böyle bir ekol de var. Yok. Belki. Yani öyle bir hani Amerikan stili dans ediyor. Daha çok Amerikalı gibi falan gibi böyle oluyor. Yok yok. Yani biz kendi aramızda tango dedikodusu yaparken böyle şeyler söylüyoruz ama bu arada söyleyeyim, tango dedikoduları da zevklidir. Yani birbirimiz hakkında konuşuruz, sohbet ederiz, kötü konuşmayız ama. Bazen kötü de konuşuruz ama esprisine kötü konuşuruz. Geliştirici olur. Yani geliştirici, yani birbirimizin arkasından söylediğimizi yüzümüzde de söylüyoruz. Tango dedikodusu derim, bu tango'nun en keyifli tarafıdır aslında.
danstan bile zevklidir yani tango dediğimizde. Yani ondan sonra ya o da öyle dans ediyor veya o iyi dans ediyor. O der ki mesela evet ya öyle dans ediyor falan. Yani ne olacak? İyi dans ediyor, kötü dans ediyor. Öyle bir şey yok. Öyle kalır mı? Güzel olan şu benim. Şimdi bu tango terapi platformu yolculuğuna çıkarken güzel olan bir şey var benim gözlediğim. Hem dedikodular yani her yerde olduğu gibi bir koridor efekt olacaktır tango dünyasında da bir koridor efekt. Şimdi arkasından bile konuşsa insanlar ya da işte bir şekilde onu da aslında beğenmiyorum ya da çeşitli şeyler gibi söylesinler. Öyle boş bir tadı var ki birbirlerine o söylediği şeylere rağmen affedip yeniden başlayıp birbirlerine şans tanıyıp bir araya gelip sarılıp dans ediyorlar. Başta çok ön yargılı oldukları için. Ondan daha önemlisi dedikodusunu yaptığınız kişinin ismini unutmuyorsunuz. Onu anlıyorsunuz. Annenizi ne kadar arıyorsunuz, babanızı, kardeşinizle ne sık görüşüyorsunuz. Ama tam da o camiasındaki o insanlarla haftada en az bir kere görüşüyorsunuz. En az. Yani o insanın adını belki 10 defa anlıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey aslında. Yani kişinin ismi evrene dağılıyor. Kişinin ismi sürekli dağılıyor evrene. Bu enteresan. Bir diğer konu az evvel söyleyeyim. Tango'nun bir iskürüsü yok. Tango'da bir erkek var, bir de kadın var. Bu erkek kişisi o kadına kafesi öğretip dansa kaldırır. Dansa kaldırdıktan sonra artık ona bir daveti bulunmuştur, o da daveti kabul etmiştir. Artık bunun istikrarı yok. Artık müzik var, sarılma var, dans var, dansın istikrarı yok. Onun için kişi davetini alıyorsanız, ya dansını beğenmeyebilirsiniz kadın olarak, o kişinin dansından mutlu olmayabilirsiniz. Yani dört parçasını veya bir parça sonra bırakabilirsiniz. Yani mahsur yok. Kimse gücenmesine de gerek yok. Tutmaz, elektrik tutmayabilir yani daveti kabul edersin ama illa her zaman elektriğimiz tutacak diye bir şey yok. Dolayısıyla mecbur değilsiniz dans etmeye kimseye de. Ki yani milongalara gidiyorum, ben işte sıkılıyorum, kimselerle dans etmiyorsun, başka bir yere gidiyorsun. Dansanın da dans edilen milongalara gidiyorsun. Veya dans etmiyorsa kimse o zaman kendine bak, geliştir kendine, bir şey eksik demek ki. Yani o auto feedback açısından da, geri besleme açısından da önemli bir şey. Kişinin kendini görmesi. Çünkü tam da mekanları, bak mesela burası çok güzel bir kafe. Bilirsiniz burada çayınızı, kahvenizi içersiniz, içki varsa içkinizi içersiniz, herkese sohbet edersiniz, tango müziği dinlersiniz. Hiç mecbur değilsiniz dans etmeye. Serdar Hoca, her gece Türkiye'de düzeltiyorum, İstanbul'daki her yere gelir. Çok az dans edilir. Şimdi gerçek tangoyu yaşıyorlar parayla. Mesela ben bir yere gittiğim zaman orada kendimi dans etmeye şey yapıyorum. Mesela ne çıkışıyor, onun dans edeyim ben o müzikle. Şarkı dans etmeye yarayacağım. Arkadaşlarımla konuş, sohbet et. Gör onları, merhaba de. Şimdi tabii duyup arttıkça şeyler, algılar da zaman içinde değişiyor. İlk başta dansa başlayanlar, gerçi kişilik yapısıyla da doğru orantılıdır ama ilk başta çok hevesli ve herkes kalırsın dans edeyim falan telaşına düşüyor. Ben bütün milyonlara varsayım olarak geldiğinde şöyle düşünüyorum ve kendimi alıyorum ve kendimi de bu konuda sınırlı olduğunu da düşünüyorum. Hiç dansa kaldırılmamayı da göze alarak ve severek geliyorum. Yani bir sürü şey o sırada da öğreniyorsunuz, gözden yapıyorsunuz ve sonrası için üzerine koya koya gidiyorsunuz. Yani oturmak bile sorun değil artık. Orada bir hani değersizlik duygusu, tartım falan yapmaya bile gerek olmuyor. O tabii belli bir olgunluğu ve içine girdikten sonraki o bilişsel çakralarımız açıksa bunu anlamayı da beraberinde getiriyor. Peki bu bütün akış içinde bir de böyle milonga adabıyla ilgili sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ya da kavramlar da yanlış oturan kavramlar. Mesela ben kabasöyü'ye çok takılıyorum. Kabasöy sadece kadın erkek arasında yapılan göz teması ve anlaşma olarak algılanıyor ama yurt dışında bakış açıları çeşitli yerleri araştırdığında aynı zamanda
hisli girişim bir noktası olması, işte kimden korundu, ronda sırasında ardındaki erkekten bir onay alınması da gözde, sözde değil gözde bir kabul gerektiriyor falan gibi böyle kapasyonun bir sürü çeşitleri de var. Onun gibi hani yanlış yerleşmiş kavramlar var mı dikkatinizi çeker ya da bu adamlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Son derece faydalıdır uygulama bana göre. En basit açısından baktığınız zaman bir erkeği buradan 50 metre ilerideki kadına yürütme ihtiyacı duyurmuyor. Orada reddedilip 50 metre daha geri dönmesi, dolayısıyla kendisini mutsuz hissetmesi ne sebebiyet ortadan kaldırıyor. Kadının kimin ne dans etmek istiyorsa onu seçmesini rahat kılıyor. Dolayısıyla bu kadar basit ve çok da fazla anlam yüklenmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama uygulanmasına fayda var. Çünkü ötekisi kadınları rahatsız ediyor. Mesela bir erkek ayakta dolaşıp kadının omuzuna vurup diğer dans ederim dediği zaman bu hiç hoş karşılanmıyor. Kültürde bu yok yani. Tango kültürünü konuşuyorsak kültürde bu yok. Olmamalı da, şık da değil, hoş da değil. Çünkü yani reddedilebilirsiniz, daha mı zevkli yani? Reddedilmek mi daha zevkli, yoksa uzaktan çaktırmadan reddedilmek mi daha iyi yani? Yine insanların kendilerine ölçmeleri açısından, ben bu milyonda mekanında tercih edilen bir kişiyim. Mükemmel bir ölçü veriyor. Ara sıra alıyorsan güzel, almıyorsan yine güzel. O zaman eve dön, ben niye parası almıyorum diye sor. Dansımı mı beğenmiyor, dışarıdan görünüşümü mü beğenmiyor, ondan sonra neyimi bir şeyimi beğenmiyor yani. Bir şeyden memnun değil. Veya illa memnun olması gerekmiyor. Yaşlaştığı bile ve arkadaşları da bahsetmek istiyor. Yani kimse kimseyle bahsetmeye mümkün değil. Yani tanrı mekanı bir mecburiyet mekanı değil. Yani. Çalışmalar sırasında neler yaptınız? Yine Tango'nun Türk dünyasında. Armada'da back to back hiç durmadan 20 küsur yıl Tango gecesi, Milonga yaptık yani. Pazartesi geceleri başlayarak ve hiçbir şeyde de durmadık. Ölüm oldu, hastalık oldu, kalım oldu, hiç durmadı. Böyle bir maratonumuz vardı diye. 20 yıldır çok geçti. Yurt dışından gelen ziyaretçiler tabii ki orası 5 yıldız bir otel ve yurt dışından gelen ziyaretçiler de onlara da açık aslında. Gelip katılanlar kalıp oluyor. Evet. Hatta sanatçılar da bazen geliyor. Ben Üstün Hoca'yı Üstün Bekan. Evet. Yani görebiliyorum orada bazen galiba kalıyor. İşte şey de geliyor, meşhur sanatçı Uğur, Yücel. Ha evet. Bir sürü sanatçı geliyor. Dünya çapında tanınan bir otel oldu tam olarak size. Evet. Şimdi tabii o gelen hani ne diyelim, kalkın üstü ya da işte belli bir kültüre sahip insanlar olduğu gibi hiç bilmeyenler de oluyor. Ben mesela kişisel bakış açım. Hiç hani bunun yolu açılmışmadır diye düşünüyorum. Tango içinden, tango dünyası içinde olmayıp milongalara, milonga ortamlarına gerek festival, gerek maraton vesaire alınıyorsa, kabul ediliyorsa onlara bir ufak bir brief verilmesi, yani ortadan geçmemesi, hatta personele dahi bir brief verip tango kültürünü biraz anlatılır. Bazen servisler oluyor, yemekli oluyor, aralardan geçiyorlar, duruyorlar vesaire. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi iki tane ayrı konu var. İki tane ayrı konu var, evet. Birincisi tangoyu bilmeyenler ama tesadüfen orada bulunanlar veya festivale gelenleri biz pek almamayı tercih ediyoruz. Çünkü tango kültürünü bilmiyorsanız orada çok dediğiniz gibi adabı bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ortama uymuyorsunuz. Tango mekanından geliyorsa kişiler ki bu oluyor. Onlara bizim Serdar Hoca derhal müdahale eder. İlk önce giden o brief dediğimiz şeyi verir.
bak der, burası bir tango mekanı, insanlar dans eder, birileri kaldırırlar. Pistten geçilmez, gezilmez, gidilmez, alkışlanmaz filan. Serdar Hoca mükemmel an yapıyor diyor. Dolayısıyla o konuda orada çok. Ayrıca yine yeni başladığımız mekanlarda o garsonlara, o işletmeye, o işletmeciye verilen bir eğitim vardır. Brief dediniz yine. O brief'i de yine Serdar Hoca doğal üstlenmiş bir şekilde o işleri mükemmelen yapar. Biz hep Serdar Hoca ile yaptığımız olduğumuz için bu organizasyonu, ben Serdar Hoca siz hiç organizasyon yapmadığım için yapmayı da çok fazla düşünmediğim için o işin o kısmı Serdar Hoca'nın üzerinde duruyor. Az evvel şey sordunuz, Tanrı'nın adabı. Ya ben bu adab konusunda çok şey söylüyorum ama bana çok karşı gelecek insan olacak. En iyisi ben bu konuda bir şey söyleyeyim. Ama şöyle bir şey olabilir. Farklı fikirleri yansıtıp o pencereden bakmayı ve bir düşünmeyi de sağlayabilir. Söyleyeceğimiz bir de şey o açıdan değer yani kritik gelmesinden ziyade şey katabilir. Abi böyle de düşünülüyor. Peki o zaman söyleyeyim. Bana göre erkekler takım elbiseyle gitmeli. Asla kot pantolon olmamalı. Tango elbisesi olmalı. Her zaman ütümüzle boyalı olmalı, erkekler pantolonlar. Gömlek giyilmeli, asla tişört olmamalı erkekler açısından. Temiz, bakımlı ve işte şey olmalı, yani çok yakın temas olduğu için kokular birbirine karışıyor. Dolayısıyla dikkat edilmeli, sigara içilmemeli. Yani tangoda sigara içenler kendilerine her ne kadar bundan şey görseler bile, ben de hiç söylemiştim. Sonra işte parka çıktığında hayır, oku geçmiyor yani. Siz de söyleyeyim açıkça. Kadınlar açısından tamamen aynı şeyler geçecek. Kadınlar daha dikkatli bu konularda, daha şık ve cici giyiniyorlar, hoş giyiniyorlar ama frapanlıktan uzak durmalılar, tuhaf kıyafetler, acayip eldivenler bunlarla gelmemeliler. Ben çok şeyim, katıyım bu konuda. Yani çok katılıyım bu konuda. Ondan sonra... dolayısıyla ne olacak? Şey yerler de var netice itibariyle. Diyecek ki birisi ben diyecek kot pantolonunda dans ettiğim mekanlara git. Tamam tabii gayet tabii. Yani öyle yerler de olacak, olmalı ve var zaten. Ama benim organizasyonumun içinde olduğum bir yerde bununla karşılaşmaktan hoşlanmıyorum. Şimdi tabii bahsettiğiniz şeyde iki taraf var, iki bölüm var. Birincisi evet dediğiniz gibi görsel ve estetik yanı olduğu gibi bir de teknik yanı var. Yani geçen gün bir arkadaşımla konuşuyoruz. Şu anında dans ettim. Kıyafeti saten giymiş, tutamıyorum kadını diyor mesela. Yani burada da teknik bir konu. Ya da işte kulakta böyle avizeli küpeler. Adam gözlüğüyle çıkarmamış o da gözlüğünü. Gözlükle küpeler birbirine girmiş falan. Hani böyle şeyler de olabiliyor. Teknik olarak da problem oluşturabilecek şeyler olabiliyor ya da bağcıklar falan böyle hani saçaklı bir bağcık yani kendine düşürebilir, başka bir kaza alabilir gibi. Bizim başımıza benim hocam çok geliyor mesela, çok gelmiştir şimdi orada. Mesela bir gömlek giymişim, kadın pullu bir şey giymiş, biz dans ediyoruz, bir ayrılıyoruz, onda pul yok, benim gömlek pul dolu mesela. Mesela veyahut da kemerlerimiz takışıyor mesela, bir türlü ayrılamıyoruz. Evet. Yani. Sen daha sonra mesela böyle komik şeyler çok evet, olmuştur. Evet, oluyor ya. Ama bizim sonra bunlar komik ve keyifli şeyler. Ama şey olarak hani teknik şeyler de var. Şeyde, kılık kıyafet yönetmeni diyelim böyle. bu arada sizin böyle tango dünyasını geliştirecek zaten bir projenizden bahsettiğiniz zaman yeni başlayan en parlak kavramı bende mesela şey gibi, kabuk gibi oluyor böyle tiyatrodaki kabuk gibi eller getirdiniz. Şimdi yeni başlayacak olanlar, yeni yolda olanlar için böyle kendilerini geliştirecek ve tangoyu daha iyi anlamasını sağlayacak ne yollardan geçmelerini önerirsiniz? Şimdi biz ilk başladığımızda Metin Yazır Hoca bize o eli verdi. Dedi ki ben size artık ben ilerliyorum. Siz benim bayla tango okulumun eğitmenleri oldunuz. Siz yaygınlaştınız. Biz zaten böyle başladık. Biz de eğitim verdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Onlara çok fazla ben seni artık eğitmen yapıyorum. Belki denedik ama şöyle dedik. Yani onu başka bir
kelimelerle söyledik. Sen benim asistanım mısın? Aslında diyorum ki ona, sen artık eğitmen olabiliyorsun. Yani eğitmen olabilirsin. Adaysın. Evet. Yani kalfa mısın? Asistanı mısın? Yani çıraktın, kalfa oldun. Ustalık yapabilirsin dediği zamanlarda. Şeklinden böyle bir ahilik bakışı olarak bakıyorum. Yani çırak, kalfa, ustalık şeklinde. Ha işler böyle mi yürüyor? Pek böyle yürümüyor. Ama böyle yürüse ne güzel olur. Herkes pek memnun olur, pek mutlu olur. Hem eğitmen, yani sen artık usta oldun, istersen benim devam et, istersen kendi bir okul aç ver. O da memnun olur. Karşısındaki kişi de sağ ol ustacığım, teşekkür ederim, beni bana layık gördüğün için der. O da ya ustasıyla beraber devam eder, orada eğitmen olarak devam eder. Veya kendi olur. Yani böyle olsa ne güzel olur.